Selam gençler, yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Pokemon Heart Gold'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her şeye dönün gençler, kanalımızın büyük bir izleyici kitlesi abone olmayan kullanıcılar ne oluşuyor? Abone olursanız gençler beni çok mutlu etmiş olur ve aynı zamanda büyük bir destek vermiş olursunuz bana. Aynı zamanda gençler videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Çok fazla unutulan bir konu bu. Para da yok, bedava da bir şey. Bence beğenebilirsiniz gençler. Onun dışında gençler kanalımızın katıl butonu birkaç hafta önce açıldı ve gençler bana maddi bir destekte de bulunmak istiyorsanız katıl butonu tıklayıp ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz efendim. İlgili video kanalda var. Yaklaşık olarak 1 dakikalık bir reklamdan sonra Pokemon Heart Gold'a başlıyoruz. Böyle bir ışıkta ilk defa galiba Heart Gold oynuyorum. Baksanıza ya, bu ışıkta dedim de oyunun ışığından bahsediyorum. Şu anda saat tam 5. Ve oyunun görüntüsü bir anda öğle moduna geldi. Öğleden sonra moduna girdi. İlk defa bu modda Heart Gold oynayacağım. Normalde ya karanlık olurdu ya sabah olurdu. Ama tam böyle akşama doğru bir vakite geldiğimiz için güneş de bu şekilde oldu. Çünkü biliyorsunuz gerçek zamanlı bir oyun kendileri. Efendim. Abi en son ne yapıyorduk? En son Lapras tutmuştuk. İsim vermiştik. Pokemon'lar dediğim vakit bakacağım şimdi neler var neler yok. Golbat ve Eevee için gençler sizlere şu şeyi şunu söylemiştim. Demiştim ki gençler demiştim. Ben bu arkadaşları bölüm arasında yükselteceğim, geliştireceğim. Büyük ihtimalle evrimleştirmek için gayet hazır bir kıvama getireceğim demiştim. Ama şöyle bir şey var gençler. Bölüm arası çekmeye vaktim olmadı. Vaktim oldu ki aslında keza oldu ama şu var ki şu anda video çekmem gerekiyor. Emerald çekmek istemiştim ama Heart Gold'a biraz daha gerideyiz. Heart Gold'a devam etmek, daha da hızlı ilerlemek daha iyi olacaktır gençler ilerleyen zamanlarda. Ki bir haftayı, belki iki haftayı içinde bir video programı oluşturmayı düşünüyorum. Yani pazartesi, salısı, çarşamba, perşembe videoların, hangi videoların geleceği belli olan bir program oluşturmak istiyorum ki ona göre düzenli video çekmem kolaylaşsın. Çünkü düzeni bir türlü sokamıyorum. Bir aydır deniyorum ama bir türlü düzene sokamıyorum. Bu benimle de ilgili. Kanalın diğer dinamikleriyle de ilgili. Bakalım yakında bir düzene oturtmaya çalışıyorum. Umarım bu ay düzenli bir Ağustos ayı olur efendim. Evet, bayağı da konuştuk, bayağı da sohbet de ettik. Şimdi abi biz nereye gitmemiz gerekiyor bakmak istiyorum. Önce Eevee'yi kullanmak istemiyorum bu bölümde gençler. Olası bir evrimine şahitlik etmek istemiyorum. Eevee o yüzden kullanmayacağım bu videoda. Çok az kullanacağım kullanacaklar. Çünkü biliyorsunuz gençler arkadaşlık seviyesi neredeyse evrimleşecek kıvama geldiği bir de seviye atladığı takdirde evrim bile geçirebilir ve sabah vakti olduğu için Umbreon evrimleşmeyecektir. Gece vakti evrimleşmesi lazım Eevee'nin. O yüzden Eevee biraz geri planda tutacağım. Golbat'ı kullanacağım. Golbat zaten sabah öğle akşam hiç fark etmiyor. Reese Crobat olmak için elinden geleni yapacak vaziyete geliyor. Şimdi Crobat zaten Crobat diyorum. Golbat'ı seçmişim zaten. Abi en son nerede kaldığım için bir back değil de bir Pokégear yapmam lazım. Pokégear buradan bir haritaya bakmak istiyorum gençler. Bu arada efsaneleri yakalamak için Golbat'ın bir özelliği var. Pokemon'u kaçırtmıyor yani run yapmasına izin vermiyor. O saldırısıyla birlikte Johto bölgesi diyecektim ya. Johto zaten genel bölge. Entei, Suisun galiba bu ya da Raikou da olabilir. Bu arkadaşları tutabiliriz. Ama tabi seri bittikten sonra special bölüm olarak da bunları yayınlamak ister miyim? İsterim efendim. Şimdi abi selamünaleyküm kardeşim. Seninle bir savaş fizik lazım. O da ayrı mesele de. Biz nereden gideceğiz? Biz yukarı doğru mu gideceğiz şimdi? Nereden gitmiştik? Bize bir spoiler versen. Şu tarafta bir yerdeydik değil mi en son? Hani Orgins'teyiz çünkü deniz var etrafında. Büyük ihtimalle bu bölümde şu tarafa geçmemiz gerekecektir diye düşünüyorum. Bakalım. Yukarı doğru çıkacağız o zaman. Bakalım gençler şuradan ilerleyelim. Hızını tabii ki 4 ile çarpalım. Çünkü çok yavaş bu oyun lanet olsun. Çok güzel oyun ama çok yavaş efendim. İlerlemeye devam edelim. Şuradan çıkalım. Şöyle bir gidelim gençler. Fly'ımız bizim yok değil mi? Evet yok. Olmadığını düşünüyorum. Ki yok evet. Yakın numaram Fly gelir ki. Fly'ın gelmesi bizim için çok iyi olur. Şuradan gidilmiyordu değil mi? National Park'tayız da. Buradan gidilmiyordu zannediyorum. Ya da gidiliyor muydu? Galiba gidilmiyordu. O yüzden şuradan gidelim. Güzel yakalanmadık. Kes bakayım. Kes. Typloşt. Pardon gençler. Hapşırdım. Gerekliydi bu. Buradan gitmiyorduk herhalde.
şuradan gidiyordu zannediyorum ki. Hop. Abi şurası mı geldi ya? Pardon gençler. Ah, üşüttüm mü? Ne yaptım ben? Az önce videodan önce hiçbir şeyim yoktu. Ay, video başlayınca bir hasta oldum. O kadar da camı falan da kapatmıştım uyurken. Hasta olmayayım diye de. Hasta olmayayım diye yapacağım demek oluyor. Birkaç dakika içinde geçer diye düşünüyorum. Genelde hemen geçiyor. Böyle hapşuruk krizine girince hapşuruk. Görüşürüz. Bici Reis. Ah, sonunda gelme be. Sonunda gelince hoşuma gitmiyor. Bu arada sonunda günlerde bir gözümü şu tarafa ağrıyor gençler nedeni bilmiyorum. Onu da söylemek istedim. Ah, sürekli hapşırasım geldi şu an. Direkt ağrıyor gençler, böyle bir ağrı var. Acaba yara falan mı çıktı içinde bir yerlerde ya? Böyle bir şey olabiliyor mu bilmiyorum da. Başıma gelen bir şey değil daha önce. İlk başta uykusuz olduğum için olduğunu düşünüyordum ama yok. Her birkaç gündür var. Sol gözümde bir şey yok. Sağ gözümde bir ağrı var gençler. Bir böyle uykusuz kalınca olan ağrıya hafiften benziyor ama tam o da değil. Bir farklı bir ağrı. Açıkken bir sıkıntı yok ama kapatırken böyle gözünü kırpınca falan ağrı hissediyorum. Güzel bir mekanmış. İlerleyeceğiz ama şimdi sola doğru. Değil mi? Doğru olsun. Yanlış olmasın. Evet. Ve yaklaşık birkaç dakika sonra Raiko ile de karşılaşma ihtimalim olabilir. Hadi belki çıkar diye bakalım, girelim. Çıktı. Abi şimdi Minluk muydu? Confuse Ray miydi? Evet, şu an kaçmasını engelledik. Uf. Benim için tehlikeli Pokemon olduğunu fark ettim. Şu anda bizim Poketopumuz var mı? Great Ball'umuz, Poketopumuz, bir şeylerimiz var. Tamam. Ve Pokemon değişikliği kesin yapmamız gerekiyor şu an. Rakibimizin hangi tür olduğunu bakmadan girdiğimiz savaşa sıkıntı yaşadık. Spark bize buna da vuruyor fazlasıyla. Flame Well diyeceğim. Ah. Ha, demek ki o arkadaşın o saldırısını kesin kullanmamız gerekiyor sürekli. Tamam, sıkıntı yok. Raikou'yu gördük, bıraktık yine. Zaten dediğim gibi gençler. İlerleyen bölümlerde, yani special bölüm, oyunu bitirdikten sonra benim bildiğim kadarıyla bu oyunda mı yoksa Emerald'da mı tam bilmiyorum, ikisinden birisinde Kanto bölgesine dönebiliyormuşuz. Onu da ikinci sezonda yaparım yaparsam. Ama büyük ihtimalle bittikten sonra efsaneleri toplamaya başlarız. Direkt bittiği zaman seri. Final verdiğimiz zaman. En azından ana hikayeyi bitirdiğimiz zaman. Abi devam savaşmaya. Golbat'ı kullanacağım. Tek atması önemli. Bir tane daha geldi. Ona tek atar mıyız? Attık, çok güzel. 369 XP güzel. 30 seviyeye yakınız diyebiliriz gençler. Yakında bizim Pokemon'umuz evrilmişi mi diyeceksiniz Golbat. Biraz vakti var. Biraz vakti var. En son orta seviye bir arkadaş seviyemiz vardı. Önen yükselecek bir şey bile değil bence. Bu bölümde başımıza gelmez büyük ihtimalle. Bu bölümde evrilmeyeceğini düşünmüyorum ama ilerleyen bölümlerde. Bundan sonraki bölümde de olma ihtimali çok yüksek. Ya bu bölümün sonunda olabilir. Sürekli kullanmaya devam edersek. Ya da of, diğer bölümün başlarında olabilir. Eevee'ye bir gel bakayım. XP'si kaç bunun? XP'si de bayağı varmış bunun. Ben başlardaysa Eevee'yi kullanabiliriz diyecektim de yok. Ampharos gel. Elektrik karşısında elektrik lazım abi. Discharge dedik. Güzel. Şöyle bir gidelim. Ampharos gel bakayım. Bir tackle'la halleder misin işi? Zannetmiyordum zaten ama. İkinci halledersin. Halletmezsin belki üçüncüde. Tabii ki üçüncü de hallettik, güzel. Şuradan gidelim gençler, merdivenden çıkalım. Biz buradaki şeyi almamıştık. Şuradan gireceğiz. Yani neyse, birazdan alırız ya, şu anda uğraşmak istemiyorum. Ya şimdi nereden geçeceğimiz de belli değil ama. Burnumu çekmeye başladım bildiğiniz ya gençler. Hasta oldum ya bir anda. Videoya girdim gibi hasta oldum. Çok ilginç. Bir Pokemon'umuzu canlandıralım gençler. Poké Center'a girip. Merhaba hemşire Joy. Hepsi Joy'muştunuz bak. Başka hemşire değilsiniz. Hepiniz aynısınız diyorum ama işte. Başka kuşaktan kuzen falansınız galiba. Anka sürekli bunu savunuyor. Golbat bizimle tekrardan geliyor. Tamammış. Şöyle bir gidelim gençler. Şöyle gideceğiz galiba değil mi? Buranın cümle halletmiş olmamız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir kontrol edelim ama.
Evet. Halletmişiz gençler. Şöyle bir gidelim gençler. Videomuzda yaklaşık olarak 35 dakika civarında, 30 dakika civarında olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir gideceğiz gençler. Selamünaleyküm, bir fight falan bir şeyler ister misin? Yok, istemezsen bana hava hoş yani. Sen böyle bir istekte bulunur musun? Yok. Şöyle bir gidelim mi yoksa bununla mı konuşalım? Önce bununla konuşalım abi. Ya da konuşmayalım. Selamlar, selamlar efendim. Sen benimle savaşmak ister misin? Yok. Buradan gidemiyorum. Sağa doğru yolun var mı? Yok. Şu kutular kutu herhalde değil mi? Evet. Bu arada sineği çekeyim bir bakalım. Pekala. Çok buraya bulaşmıyoruz o zaman. Denize girip gideceğiz büyük ihtimalle. Denize gideceğiz, diğer şehire geçeceğiz diye düşünüyorum. Daha önce de gitmiştik zaten oraya. Gidelim. Ha, sörf öğretmedik mi biz daha iyiyse? Ha, sörf öğretmediysek okey. Bir dakika, dur, öğretmişizdir ya. Vallahi öğretmiştik. Öğretmedik galiba abi. Şuradan o zaman. Burada mıdır? Buradadır. HM Surf. Surf oğlum, Shadow Bone ne alaka? Yanlışta mı bastım? Surf. Use. Evet, öğretmek istiyorum. Lapras öğrenebiliyor, boşuna gelmedi. Yani Anka lan, çok hızlı oyun. Bakalım abi, hangisini öğrenebilir? Waterfall var. 20 ppm. PPM ne ya? PP. Body Slam var. 15 PP, Ice Art 30, Confused Ray var. Abi Confused Ray fena bir saldırı değil ama çok da gerek olduğunu düşünmüyorum, en azından Lapras gibi bir Pokemon için. O yüzden onun yerine aldım. Su türü saldırıların PP'sinin bitmesini ben istemiyorum. 15 PP yeterli olmayacaktır. Lapras gel benimle. Lapras bindik, üstüne gidiyoruz. Ve karşımıza Golbat için mükemmel rakipler çıkıyor çünkü. Hava türü saldırılar, flying türü saldırılar fazla vuracaktır su türüden. 24 seviye çıkması iyi oldu. EXP verir bunu öldürdükten sonra. 360 XP çok güzel. Hoppa! Selamun aleyküm Tentacool Reis. İyisin inşallah kardeşim. Hepinizi öldürmek istiyorum ama el vermiyor yüreğim. Golbat seviye atladı. 33 seviye. Statları bu şekilde krobat olduğu vakit gerçekten powerful bir Pokemon olacağına inanıyorum gençler. Şimdi Tentacool nasılsın? İyisin inşallah. Wing Attack çok daha fazla vuruyor sizi anladığım kadarıyla, değil mi? Evet. Galiba bir türlü special, bir tanesi normal fiziksel atak olduğu için böyle bir fark ettiğini düşünüyorum. Hatta bakalım mı? Bakmayalım. Asit umarım bizi zehirlemez. Hızlıca bitirelim bu işi ya. Bak, video çekerken zevk almamaya başladım şu anda bu videoda ya. Bu hasta olduğum için boğazım bir tıkalı gibi. Düzgün konuşamıyorum, gıcık kaptım. Yemin ederim gıcık kaptım. Abi size savaşsam çok iyi olur, biliyor musunuz? Ne diyor? İlginç. Gidelim. Cim savaşı yapabiliyoruz. Bu iyi bir şey gençler. İyi bir şey. Çok güzel bir şey hatta. Şöyle bir Wing Attack dedim. Ice Punch dediler. Wing Attack dedim. Golbat güzel XP. Buradan değil de şuradan geçeceğiz değil mi? Okey. Gel gel bir savaşalım kanka. Sen savaşmayı seversin benimle. Başlayalım savaşa. Mankey! Güzel. Tek atmamız önemliydi. Süper efektif vurduk zaten. Prime hep geldi. Büyümüşü geldi. Bunu tek atacağımızı düşünmüyorum. Attık ama ne o kadar güzel. Mankey'e devam. Babanı yandım kanka senin. Seni de yenerim yani. Rahat. Çok güzel. Şuradan gidelim gençler. Evet. Buradan gayet gidebiliyoruz. Şöyle bir kafasına vuracağız. Karşıma matchup çıkardı. Zaten çıkarabileceği çok da fazla Pokemon yok buralarda. Çünkü burası bir fighting gym. Her statı 2 artmışken canı 3 arttı, güzel. Gayet iyi, yeterli. Machop geliyor. Machop karşısında da durur bence. Durur bence. Fight türüne karşı Wing türüne ya. Fly türü etkili oluyor. O yüzden gayet şanslıyız tür olarak. Şimdi abi buradan gidemiyoruz. Şuradan çıkacağız abi.
En son bunu yeneceğiz bence ama önce şunu yememiz lazım. Düşündüğümde orası tabii öyle olacak tabii. Bunları yendik, en sonunda o su altındaki reisi yeneriz diye düşünüyorum. Hitmonlee'yi yenmemiz önemliydi. Yeneceğimizi düşünmüyordum bu arada. Seviyesi gayet yüksekti. Abi şimdi bence seni yenebiliriz ya. Şu anda bence hazırım ben sana. Değil miyim? Ya da seninle savaşmıyor muyuz? Nasıl gideceğiz o zaman gençler? Asıl mekana buradan gideceğiz. Ya da gitmeyeceğiz. Ha. Tamam, şimdi kaldırdım, şimdi savaşacağım reisi. Okey. Tamam, okey. Suyu kaldırdık, şimdi savaşabiliriz. Güzel. Gel gel savaşalım. Gel gel savaşalım. Seni dövmek için durdurdum o suları. Gel 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 gel. Bir versus atalım kardeşim. Sana bir göstereyim o eşsiz cazibemden. Vayingatök! Tek atmayı beklemiyordum, ölmek istemiyorum. Tamam, vuramadık, güzel. Vurmadı en azından. Ah. Acıdı canım, acıdı. Birazcık acıdı. Ucundan. Ama ilk vuruşu yapmamız önemliydi. Bu sefer canım acısı gitti. Abi gel Poliwhirl'la. Çok güzel oldu çünkü double vuracağız. Su Pokemon hem de Fighting ya, o yüzden diyecektim, vuramadık. Öldük. Ölmedik. Öldük. Abi baktığımız vakit Simge'yi bir geliştirmek istiyorum. Simge seviye atlaması iyi olacaktı Simge adına. Hemen şöyle bu kafasına vurduk. Oh, ne kadar güzel bir XP geldi. 30 7000 değil, 3700 küsürde Poki Dolar, güzel. Artık Yıldırım rozetini kazanabiliriz efendim. Fırtına rozeti ya da Yıldırım Storm Edge. Çak verdi bize, güzel. Artık TM01 verdi. HM vereceğini düşünüyorum artık. Fly bir yerde bulup Fly'ı kullanabileceğiz yani zannediyorum. Bizde varsa kullanabileceğiz en azından ama şu an bizde yok. Ve bizde çok az TM var. Baksanıza gençler, 3 tane HM'imiz var. TM değil, HM'imiz var. Galiba sıradaki Fly olacak diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum çünkü öyle bir izlemi yarattı bende. Öyle diye Fly açacak yapabilirsin gibisinden. This Shining Woods Gym Badge. Belli biliyorum. Then you should take this HM pekala. HM 2 Fly mı? Yes! İşte bu. İşte bu. İşte bu, işte bu, işte bu. Kaç dakika oldu bu arada video? 17 dakika olmuş. Gayet yeterli. Benden geliyor o ses. O yüzden bildirimimizi kontrol etmenize gerek yok. Benden geldi o sesi. Gençler birazcık sanki pembe gibi hissediyorum kendimi şu anda ama yapacak bir şey yok. Sanki facecam'da pembe çıkıyormuşum gibi hissettim. Şuradan bir gençler bir şey yapacağım. Siz şu an görmüyorsunuz ancak ben bir kendim adıma bir şey yapıyorum. Şu an rozeti ekleyeceğim. Kaçıncı rozet olacak? 6. rozetimizi almış mıydık? Yok, almadık. 6. rozetimiz hayırlı olsun. Değil mi? Evet. Çok güzel. Bir tane daha rozetimizi sağ tarafımıza ekledik gençler. Ben bunu şu an siz zaten eklenmişti sizde rozet. Diyorsunuz belki de abi daha önce ekledin zaten. Yok gençler, onu editte ekledim. Şimdi kendime de ekledim. Güzel ha. Ayak izi olması güzelmiş. Abi şimdi öğretelim. Bence Simgi öğrenebilecektir Fly özelliğini diye düşünüyorum. Bakayım. En azından şimdi olmasa bile ileride öğrenecektir ama şimdi de öğrenebiliyor. Güzel. Golbat da Fly öğrenebiliyor. Fly güzel bir saldırı gençler. 90 vuruyor. 95 isabet oranı var. Wish, Rock Smash ve bu arkadaşımız Yon önemli, Wish önemli. Rock Smash'i yerine koyabiliyor muyuz? Şu an unutamıyoruz. O zaman Golbat'ı öğretelim gençler. Şu anda simgeyi öğretmemiz iyi durmuyor. Çünkü üstündeki saldırılar gayet iyi gözüküyor. Fly saldırısı o zaman biz Golbat'ı öğrenelim. Golbat'ı o zaman almamız bu yandan, bu yönden de iyi olmuş gibi gözüküyor. Fly'ı öğretelim gençler, HM'imizi. Air Cutter var burada. Air Cutter neymiş? Ne? Var bizim fiziksel gücümüz fazlaymış. Özel değilmiş. Bu özel bir saldırıymış. Fly de özel olması gerekiyor değil mi? Yok, fizikselmiş Fly. Çok iyi. Air Cutter yerine öğrettim gençler. Güzel, güçlü bir saldırısı olmuş oldu reisinde. Abi şimdi hızlı seyahat yapabileceğiz. Fast Travel özelliğimiz açıldı Fly özelliğiyle birlikte. Sen ne yapıyorsun abi? Pekala.
Bu Fly'ın gelmesi bizim için çok iyi oldu gençler. Çünkü Fly olduğu için artık şeyler nasıl hızlı bir şekilde seyahat edebileceğiz. Bunun şöyle bir artısı olacak bizler adına. Mesela arkadaşlık seviyemizi öğrenmek isteyeceğiz. Ya da herhangi bir saldırımızı sildirmek isteyeceğiz. Bir HM saldırımızı. Bu yönde bizim işimize yarayacaktır. Yani hemen o kadar yol çekmek yerine direkt ışınlanmış gibi olacağız. Şuradan gidelim. Hatta arkadaşlık seviyesine şimdi de bakabiliriz mesela. Böyle şöyle bir şey yapabileceğiz. Pokemon diyeceğiz. Golbat diyeceğiz. Fly diyeceğiz. Buradan Handa bu şehri seçeceğiz. Fly diyeceğiz. Ve daha önceden seyahat ettiğimiz şehirlere bu şekilde hızlı seyahat yapabileceğiz. Krobat göndermiş bizi buraya şu sözde ama yani, ne kadar Krobat'a benziyorsa o. Öcüye benzeyen şey. Şuradan bir gençler. Arkadaşlık seviyesinde Krobat'ın. Bakalım mesela. Krobat'ın diyorum. Golbat'ın, yanlış söyledim. Krobat olacak herhalde yakında. Quite cute diyor gençler. Bundan bir iki kademe sonrası evrim demek oluyor. Zaten arkamızda yürüdüğü için evrime yakın olacaktır. Summer değil abi. Golbat diyelim. Fly diyelim. Şuradan buraya tekrar dönelim. Bu arada keşfetmediğimiz fazla da şehir kalmamış gibi gözüküyor. Güzel bir şey bizim için bu. Baktığımız vakit şu taraftaki alana daha önce gitmemişiz. Rage Lake'ine gitmemişiz. Öfke Lake şeyine. Öfken gölüne gitmemişiz daha önce. Abi burada çok fazla temiz bir büyük bir gölümüz varmış ve mavi sular varmış. Burada Black Thorns diye gideceğiz galiba buradan sonra. Buraya da gidebiliriz. Abi baktığımız zaman rota 41. Burası rota 44. 43. 42 büyük ihtimalle şuradan sağa doğru yardıracağız gibi gözüküyor. Ama yine de biz buraya uçalım. Uçalım ki gençler. Bakalım orada bulmamız gereken, konuşmamız gereken bir kişilik var mı? Hasta olduğu için sesim iyi gelmiyor. Olabilir gençler. Burada abi potionları, hyper potion, revive'ları satın alabiliyoruz. 26 bin Poki dolarım var. Gayet iyi bir sayı. Abi revive önemli olacaktır. 3 tane aldım. 20.000'e kadar harcayacağım. Sonrasında Poki Top almak için kullanacağım. Hyper Potion bizde bir tane, iki tane varmış. Evet, bunları da aldıktan sonra çok da bir şey almak istemiyorum. Poki Market varsa burada Poki Market'i kullanacağım. Ki vardır diye düşünsem bile olmama ihtimali de şu an yüksek gözüküyor çünkü göremedim etrafta. Evet, Poki Dolar yok ya var bak burada. Şuradan mağaraya gideceğiz gençler. Herhalde buradan gitmemiz gerekiyor şu anda bu etapta. Safari Zone mu? Safari miydi abi, ne oluyor? Galiba. Rota 47. İlginç. Burada savaşlar yapalım. Bir Twitter mesajı gelmişti. Ruben Perez günün röportajını falan vermişti. Fenerbahçe'nin yeni transferi. Olabilirmiş. Ben de simge falan yazdı sandım. Baktım. Wing Attack değilim ama bunları hızlıca öldürebilmemiz gerekiyor. Oo kardeşim benim. Düşünden güçlü çıktım. Bir de bizi paralyze ettim. Neyse sıkıntı yok. Abi Golbat'tan devam edeceğim. Evrimleşene kadar biraz reisi kullanmak istiyorum. Fly kullandım, yukarı çıktım. Bir daha kullanacağım. Acaba ne kadar vuracak? Aynı seviye Pokemon. Az öncekiyle güç karşılaştırması yapacağız. Aynı gibi. Bana mı öyle geliyor? Ha yok, adam defansını yükseltmiş. Ondan tamam, okey. Ama şuradan hesap edebiliriz. Yarısını götürdü Fly. Diğer saldırı %15, %20 belki can bırakmış oldu. Öyle bir fark vardı. Vine Attack diyelim abi. Defansını yükselte dursun mu? Öldürür mü acaba? Yok. Ucunda bıraktı ama sıkıntı var mı? Yok. Her halükarda öleceksin reis. Tabi bize bir salarsan. Paralyze efekt. Paralyze. Neyse nasıl okunuyorsa artık. Paralize diyelim. Felç geçirme efekti yani kısaca Türkçesiyle ama Paralyze daha böyle dilime oturmuş. Sürekli onu söylüyorum. Abi şuradan mı gidelim? Mağara mı gidelim? Şuradan gidelim abi. Şöyle bir skiplom geldi. Wing Attack diyeceğim. Şuradan bir kafasına vurduk. Marill geldi. Marill'i de hızlıca öldüren Wing Attack'le zaten su saldırısı oldu. Su saldırısı diyorum. Fly saldırısı olduğu için tek atacaktır. Güzel. Şöyle bir gidelim gençler. Review buldum, güzel. Daha iyi almıştık ama iyi. Her zaman kabul ederim review'u. Şuradan çıkalım. Yukarı çıkacağız buradan herhalde. Sen ne yapacağız? Bir şey yapacağız mı? Yok.
Ladder'dan gidelim abi, çıkalım. İnmeyelim ama hani. Gel abi, duble savaş. Gel gel. İkili savaşta sevmem ama ooo iyi Pokemon'lar çıkardılar ha, beklemiyordum. Magmar ve Ektabas. Abi Vine Attack diyeceğim. Aa dur dur. Pokemon değişikliği yapacağım. Simge'yi oyuna sokacağım. Discharge. İkisi de kullanıyor. Discharge kullandım. Protect yaptı herif. Thunderbolt kullandı Simge'ye. Discharge'da ikisi de vurdum. Magmar'a vurmadım. Simge hemen öldü. Simge'ye fazla vuran bir Pokemon varmış. Fark etmemiştim. Tablosion gelsin. Tablosion alacaktır. Lava Plume ile Discharge saldırısını kombinlersek, füzyonlarsak bu iş biter gibi. Flamethrower kullandı. Discharge kullandı. Ve bu savaşın sonuna geldik gibi. Golbat'ın ölmesini istemedim gençler. Elektrik tür bir rakibimiz olduğu sürece Golbat'ı yenmesi fazla güç olacaktı. Ölmesini istemediğim için de Lugin Tail. Pokemon değişikliği yaptım. Buraya geldik de gençler, aslında buraya gelmekten ziyade asıl ana rotamızdan mı gitsek diye düşündüm de yok. Onu diğer bölümde yaparız bence. Discharge yapmak çok sakıncalı olur bu reislere karşı. Sandstorm. Onix var çünkü. Onix'e işlemeyecektir elektrik türü bir saldırı. Onix'in vurmak istiyorum. Thunder Punch'ı da Cloyster'e vursun reis. Thunder Punch halletti onu. Golbat alırsın be. Dalamaz mısın? Çok vuruyorlar. Değişikliğe gideceğim. Typhlosion'ı tekrar oyuna sokmak istiyorum. Ve Tackle'ı da 12'se vursun. Abi Typhlosion oyuna girdi. Typhlosion Lava Plume saldırısıyla 12'se, hatta Ampharos'u da vuruyor. Flamewell'le 12'se vuralım sadece. Ve Tackle yapalım Onix'e karşı. Typhlosion vursam bitirirsin oğlum işi ya. Vuramadık ki. Bir daha vurmaya çalışalım. Tackle'ı tekrar Onix'e doğrultalım. Flamewell kulağının sonunda güzel. Burada ölmesi lazım. İlk biz vurursak öldürmüş oluruz. Ama vuracak adam sen değildin. Neyse yine sonuçta Ampharos'u kaybetmeden Onix'in hayatına son vermiş olduk, iyi oldu. Çok da iyi para verdi ha, helal olsun. Rota 48'e geldik. Safari Zone Gate'e de geldik. Bir şey var mıydı aşağıda kaçırdığımız? Sanki vardı, ben hızlı gelmeye çalışırken kaçırdım galiba. Ha buradaki Pokemon'lar okey. Buradaki çimenler okey. Sıkıntı yok. Burada ne var ne yok abi. Poke Center var her şeyden önce. Poke Center'a bir şurada şey edelim. Pokemon'larımızı iyileştirelim gençler. Ölen Pokemon'lar canlansın. Ölmeyenler de canını iyileştirsin. Şöyle bir gidelim gençler. Bu arada safari mekanı var. Safari Zone'da galiba ya da safari yarışı da mı ne, galiba bize Shine Stone veriyorlardı diye hatırlıyorum da galiba yarışmasındaydım. All you have to do to catch one Jilt at the safari and show it to me. They are in the grass close to... Tamam. Bana görev mi verdi şimdi buna Jilt tutma konusunda? Galiba öyle bir şey oldu. Jilt tutalım ve verelim, ne yapalım abi? Elimizde almamız mı gerekiyor ama bir de? Öyle bir şey de var. Aa! Çok gördüğüm bir Pokemon değil bu. Çok vurmak istemiyorum. Anka'yı kullanacağım. Anka daha doğrusu. Abi Surf ne kadar vurur ki buna? Tamam, istediğim kadar vurdu. Water Pulse biraz daha az vuracaktır ama öldürme ihtimali de var diye düşünüyorum. Bir çantamızı çıkartalım abi. Buradan bir Pokétopları diyeceğim. Düz topu atacağım kafasına abi. Attım abi. İyi ki de gelmemesi doğru. Sahibim.
Pardon. Ha, bir tane daha attım. Olmadı, Great Ball deneyeceğim. Great Ball denemem vakti geldi galiba. Kusura bakmayın gençler, çok fazlası üşüttüm ya, bilmiyorum. Artık ölürse ölecek. Öldü. Bizimki öldü ama. Ay, ne kadar üşütmüşüm ya. Headpass öldürür mü acaba? Back. Great ball. Oha, gelmiyor ya. Son kullanışım Great Ball'u. Gelmiyor. İtirayla gelmek istemiyor. Öyle zaman oğlum, ne diyeyim. Umarım evrimi geçirmezsin. İyi be. Quick Attack öğrenmesi önemli olabilir. Tail Whip'in yerine öğrenebilir. Helping Hand'i çok kullanamıyorum ben bu saldırıyı. Beceremiyorum aktif. Ah, yapma. Öyle... Şu anda bunu yapmamalısın reis. Şu anda bunu yapmamalısın. Şu anda bunu yapmanı onaylamıyorum. Bir dakika. Düşündüğüm şey başıma geldi ya. Bir dakika gençler. Biraz zaman ileri alayım bari. B2 iş görür. Saati 21.30 yaptım. Şu anda saat 21.30 gibi gözüküyor. Umarım Umbreon olur. Hayır, Espeon oldu. Hayır, Espeon yaptım yanlışlıkla. Gecede olmasına rağmen. Kötü oldu durum. Yapacak bir şey yok. Espeon da Espeon'dur kardeşim, yeter ya. Espeon da güçlüdür oğlum. Ulan korktum, şey başıma geldi. Sıçıktırı Espeon'u çıkardık ortaya. Special hata yüksek. Bunu halledebilir miyiz acaba bir şekilde ya? Burayı biz tekrar iyi yapamaz mıydık ya da? Geri alamaz mıyım oyunu falan? Yok, öyle bir şey yok herhalde. Neyse, Espeon, Espeon'dur gençler şimdi. Dandik bir Pokemon olarak görmeye gerek yok. Yanlışlıkla şey ettik. Ya bir tık bence daha vardı diye düşünmüştüm ya. Bu 23'te falan evrimleşir diye düşünmüştüm. Öyle bir hatamız oldu. Neyse, sıkıntı yok. Buradan uzaklaşalım mı gençler, yoksa şey mi arayalım? Arayalım ya. Jidut'u arayalım, verelim reise. Bak biraz moralim bozuldu ama. Espeon olmasına. Neyse, saldırılar ona müsait olarak saldırılar gelir herhalde. Evrimleştiği vakit gelir diye düşünüyorum. Böyle şey türü saldırılar gelir herhalde. Böyle fizik türü saldırılar gelir herhalde. Yani simge varken çok da gereksiz oldu bu Espeon hamlesi ama bilemiyorum efendim. Yapacak bir şey yok. Golbat 36 seviyeye ulaştı. Bari ben saati düzelteyim ya. Ayarladım tekrardan. Sabah oldu bak. Yani öğleden sonra. Neyse, Espeon yapmış olabiliriz ama çok da problem değil gençler ya sanki. Bilmiyorum. Siz ne dersiniz ama. İyi arkadaşı cheat meet yapıp Umbreon'a çevirebiliriz bu arada isterseniz de, yani çok tercih ettiğim durum değil yani. Şimdi ben buraya niye geldim ki? Biraz kafam karıştı Umbreon yerine Espeon yapınca kendime. Wang Attack tek atar herhalde ya. Yok, atmadı. Neyse, en azından Golbat Reis'i kendisi Crobat olacak mecbur. Jidut gelmedi miydi burada ya? Geliyor diye arıyoruz ama. Gelmeme ihtimali de var mı acaba? Fly dedim. Böyle daha çok vururuz çünkü. Bir tane saldırı ve ölüş. Güzel. Hoppa. Gloom geldi.
Yakalayabiliriz isterseniz gençler ama ölmemesi lazım ama öldü. Neyse sıkıntı yok. Faz vurup ölmemesini beklemek de ayrı bir durum ama neyse. Fly yapabileceğimizi zannetmesem de bir deneyeceğim. Yapıyoruz galiba, okey. O zaman tam olarak önce şuraya gideceğim. Önce bir de arkadaşlarına bakmak istiyorum Brace'in. Önce tabii her şeyden önce bu arkadaşı iyileştirelim, insan oğlunu. Ya da Pokemon oğlunu. Şöyle gidelim. Yanlışlıkla espion yapan ilk insan olarak tarihe geçebilirim efendim. Espion normalde iyi bir Pokemon, fena bir Pokemon değil ama şu anda lazım hiç değildi gerçekten. En son lazım olan Pokemonlardan biriydi yani. Ne düşünüyor benim hakkımda aynı durumlarda? Tamam, aynı durumlarda ilerliyor o zaman. Okey. Yukarı doğru gideceğiz. Buradan bir uçuş yapalım. Samori değil. Uçmak istiyorum. Beni şuraya bu uçur. Ardından süreye bakacağım. Çok hoş karşılaşacağınızı düşünmüyorum bu arada. Espion macerasını ama yapacak bir şey yok. Neyse burada bitirelim gençler. Daha fazla ilerlemeyeyim. Süremiz bayağı ilerlemiş. O zaman diğer videoda gençler görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve aleviniz sönmesin. Seviyorum sizi. Bay bay. Katıl butonuna tıklayıp bana destek verdiğiniz için çok teşekkürler.